Sevgili izleyenler, %100 Yapım ve Özel Dünya Koleji'nin çözüm ortaklığı kapsamında sunmuş olduğumuz Geleceğe Katkı Projesi'nin bu programını eğitime ayırdık. Şimdi de yanımızda sosyal bilgiler öğretmeni Çağlar Düzyurt var. Hocam merhabalar, nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyoruz, bizler de çok iyiyiz. Hocam sizi, yani bizi izleyenleri, sizleri tanıtmak istiyoruz. Rica etsem kendinizi tanıtır Tabii mısınız? Tabii ki. 1985 Ödemiş doğumluyum. İlk ve orta öğrenimimi Ödemiş'te gerçekleştirdim. Lise hayatı için Denizli'de bulundum. Denizli Lisesi'ni tamamladım. 2003-2007 yılları arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgi Öğretmenliğini tamamladım. Akabinde devlet okullarında farklı yıllarda görev almışlığım oldu. 2010-2011 eğitim öğretim yılından bu yana, yani yaklaşık 10 yıldır Dünya Eğitim Kurumlarında sosyal bir öğretmen olarak görev almaktayım. Nice 10 yıllara demek istiyorum o zaman. Çok teşekkür ederim. Hocam hep karıştırılan bir konu vardır. Siz şu anda sosyal bilgiler öğretmenisiniz. Evet. Bir de sosyal bilimler var. Sosyal bilimler nedir? Sosyal bilgiler nedir? Tabii ki şöyle açıklayayım. Sosyal bilimler adından da anlaşılacağı gibi birçok bilim dalını bünyesinde barındıran bilimler topluluğu. Tarih, coğrafya, ekonomi, hukuk, felsefe, psikoloji, para bilimi dediğimiz nümizmatik, insan davranışlarını inceleyen psikoloji, toplum bilimi olarak nitelendirdiğimiz sosyoloji, kronoloji, zaman bilimi olarak nitelendirdiğimiz birçok bilimleri bir arada toplayan bilimler topluluğu sosyal bilgiler. Sosyal bilgileri ben hayatın ta kendisi olarak vurguluyorum. Sosyal bilgiler ise bu sosyal bilimlerin farklı bilim dallarının ortaokul seviyesine indirgenmiş, ders haline getirilmiş şekli olarak ifade edebiliriz. Daha küçük bir birimi o zaman. Evet. Doğru bir tabir olursa. Çocuklarımızın anlayacağı düzeyde tarihten, coğrafyadan, hukuktan, mesela çocuklarımızın hak ve sorumluluklarını belirtirken, kanunları ifade ederken, bir dilekçe hakkının ne olduğunu ifade ederken hukuk biliminden yararlanmış oluyoruz. İşte geçmişte yaşamış devletlerin farklı özelliklerini incelerken tarih biliminden yararlanmış oluyoruz. İklimi, yeryüzü şekillerini, yeryüzü şekillerinde farklı yeryüzü şekillerinin ne olduğunu sosyal bilgiler dersinin içerisinde çocuklarımız öğreniyor. İnsanların davranışlarını incelerken psikoloji biliminden yararlanıyoruz. İşte 5. sınıfta aklıma geldi şu an üretim, dağıtım, tüketim nedir ağını incelerken ekonomi biliminden yararlanmış oluyoruz. Dolayısıyla sosyal bilgiler çocuklarımızın ortaokul seviyesi şeklinde anlayabileceği düzeyde indirgenmiş bir ders olarak nitelendirebiliriz. Hocam şunu da sormak istiyorum. Sosyal bilgiler dersi öğrencilere ne katıyor, ne öğretiyor tam olarak? Biraz önce de belirttiğim gibi yaşamımızın tam bir parçası aslında. Çocuklarımız haklarını, sorumluluklarını bu dersin içeriğinde öğreniyorlar. Geçmişte yaşanmış olayların sebep-sonuç ilişkisini incelerken bu dersin içeriğinden faydalanıyorlar. Atatürk'ümüzün ilke ve inkılaplarını ve bunların günlük hayata uyarlanmasını yine sosyal bilgiler, daha doğrusu inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersi içerisinde öğreniyorlar. Yakın çevremizi, dünyayı tanımamızda, öğrenmemizde, günlük hayatları yorumlamamızda sosyal bilgiler dersinin içeriğinde öğreniyoruz. Yani şöyle baktığımızda hani günlük hayatımızın birçok noktasına sosyal bilgiler aslında değiniyor. Az önce de belirttiğim gibi ekonomi hususuyla ilgili insanların ruhsal davranışlarını incelerken, onun dışında hava olaylarını, iklim konusunu incelerken yine sosyal bilgilerin bir alt dalı olan coğrafya biliminden yararlanıyoruz. Aynen, faydalanıyoruz. İşte en basitinden şöyle bir örnek aklıma geliyor. Ekonomik geçim kaynağı balıkçılık olan bir kişinin akşamdan hava durumunu öğrenmesi lazım. Meteorolojiyi takip etmesi lazım. Hani coğrafya ile ilişkili, arazinin yapısı ya da şekliyle ilgili bir kişi çalışmak istiyorsa yine sosyal bilgilerle alakalı. Aynen. Yani günlük hayatımızın aslında birçok noktasına değinebiliyor sosyal tam bilgiler dersi. Tam içinde demek mümkün, evet, yaşamımızın değil mi? Tam merkezinde. Hocam, ben şunu da merak ediyorum aslında. Şimdi sosyal bilimler alanında pek çok çalışmalar yapılıyor ülkemizde. Evet. Peki Cumhuriyet'in o ilk dönemlerinde özellikle ne gibi çalışmalar yapıldı? Şöyle ifade edeyim. Cumhuriyet dönemimizde birçok bilim dalına tabii ki önem veriliyor. Bunlardan birisi de sosyal bilimler. Evet, devletimiz 1923'te kurulduktan sonra pek çok alanda
kendini geliştirmek adına siyasi alanda, ekonomi alanında, sağlık alanında, eğitim kültür alanında birçok alanda inkılaplar yapılıyor. Eğitim kültür düzeyinde yapılan inkılaplarla sosyal bilimleri ilişkilendirecek olursak aklıma ilk gelenlerden birisi yurt dışına öğrencilerin gönderilmesi. Atatürk'ümüzün bununla ilgili çok güzel bir sözü var. Ben sizleri yurt dışına bir kıvılcım olarak gönderiyorum. Ülkemize volkan olarak geri dönüp ülkemize hizmetlerde bulunacaksınız şeklinde bir cümlesi var. Bunun dışında ülkemizin şu an en önemli ve en köklü kurumlarından birisi olan Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu 1931 ve 1932 yılında kültürümüzü ifade eden tarih ve dil alanında açılmış olan çok önemli kurumlar. Atatürk bu kurumların kurulmasına bizzat öncülük yapıyor. Hatta mirasının önemli bir miktarını vefat ettikten sonra vasiyetinde bu kurumlara aktarılmasını istiyor. Günümüzde belli zamanlarda Türk Tarih Kurumu'nun toplantıları, kongreleri devam ediyor. Onun dışında ülkemizin önemli üniversitelerinden birisi olan Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi sosyal bilimler alanında bu dönemde hizmete başlıyor 1935 yılında. 1933 yılında Darülfünun Üniversitesi İstanbul Üniversitesi'ne dönüştürülüyor. İşte Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile birlikte eğitim ve öğretimde birliktelik sağlanıyor. Sosyal bilimlere bu alanda yine ayrı, apayrı bir kapı açılıyor. Yani Atatürk'ümüz çok yönlülüğünün içerisinde birçok bilim dalına önem verdiği gibi az önce belirttiğim örneklerle sosyal bilimlere de çok çok büyük önem veriyor bu ve bu konuda çalışmaların yapılmasına bizzat öncülükte bulunuyor, öncülük ediyor. Hocam çok teşekkür ediyorum bu güzel bilgileri bizlere aktardığınız için. Ben şunu da merak ediyorum aslında. Şimdi sosyal bilgiler dersinde yöntemler uygulanıyor öğrencilere faydalı olabilmek için. Peki hangi yöntemler uygulanıyor? Şimdi sosyal bilgiler dersi dediğimizde tabii ki öncelikle öğrencimizin bir bilgiyi öğrenmesi lazım. Diğer derslerde de olduğu gibi anlatım tekniği, soru cevap tekniğinin yanı sıra biz öğrencilerimizin yaparak, yaşayarak öğrenmesine çok önem veriyoruz. Eğitimde bilginin öğrenilmesi de şu çok önemlidir. Bir öğrencinin ne kadar çok duyu organına hitap ederseniz bilgi o kadar kalıcı olur. Drama etkinliklerine ağırlık vermeye çalıştık. Malum bu pandemi dönemi öncesinde okulda bulunduğumuz süre zarfında. Mesela 7. sınıflarda bir kanun nasıl çıkarılırla ilgili çok güzel bir drama etkinliği yaptık. Sınıfımızın içerisinde sıralarımızı bölümlere ayırarak işte meclis başkanı kürsüsü, bakanlar kurulu, milletvekili ve onların önünde hangi ilden milletvekili olduğuna dair isim kartları, yani tam bir meclis atmosferi oluşturmaya çalıştık ve mecliste bir kanun nasıl çıkarılır, işte kanun teklifi milletvekilinden nasıl gelir, cumhurbaşkanının onayına nasıl sunulur gibi çok güzel dramatizasyon şeklinde çalışmalarımız oldu. Yine aklıma gelen örneklerden bir tanesi Osmanlı Devleti'nin tarihi malum 7. sınıf konularımızdan bir tanesi. Yine savaşlar dönemiyle alakalı ya da benzeri olaylarla ilgili drama etkinliklerinin yapılması aklıma gelen yöntem tekniklerden bir tanesi. Soru cevap, drama, bunun yanı sıra gezi gözlem tekniği, imkanlar çerçevesinde sosyal bilgiler dersinde bir konu anlatıldıktan sonra onun bizzat yerinde incelenmesi çok önemli. Biz bu doğrultuda özel dünya eğitim kurumları olarak yine imkanlar çerçevesinde pandemiden önce yakın çevremize ve uzak çevremize çok güzel geziler düzenliyorduk. Düzenlemeye devam edeceğiz inşallah. Hemen aklıma yakın çevremizde gelen Birgi Beldemiz. Malum çok eskiye dayanıyor geçmişi tarih özellikleri açısından. Şöyle bir örnek geldi aklıma. Mesela sosyal bilgiler dersi, din, kültür ve matematik biz 3 dersi bir arada ortamda uygulama olarak işledik. Aydınoğlu Mehmet Bey Camii var bilgimizde malum. Din kültür ve ahlak bilgisi öğretmenimiz caminin bölümleriyle alakalı din kültürü dersini yerinde işledi. Ben o sırada çocuklarımla o bölgede Aydınoğulları Beyliği'nin tarihi ve geçmişi hakkında sosyal bir öğretmen olarak ben bilgide aktardım çocuklarıma. Matematik öğretmenimiz Kemal öğretmenim de caminin bir bölümü olan hocanın cemaatine hitap ettiği minberdeki geometrik şekilleri. Çünkü Aydınoğlu Mehmet Bey Camii'nde minberde geometrik şekiller var. Dünyanın yörüngesini ve farklı geometrik şekilleri ifade eden gezegenlerin bulunduğu. Yani 5. sınıfta bu dersi 3 disiplin dalını bir arada işlemek inanın çocuklarımızda çok eğlenceli. Orada soru cevaplar çok fazla geldi. Orada camide bir de o minber bölümünde kündekari dediğimiz bir teknik var.
700 yıl önce minberi inşa eden usta hiçbir tutkal ve çivi kullanmadan o geometrik şekilleri oraya nakşetmiş, işlemiş. Biz buna kündekare tekniği diyoruz. Hatta şu an yanımda getiremedim. Biz bu kündekare tekniğini 3D sistem atölyesinde 3D yazıcımızdan çıktısını aldık. Çocuklarımız bizzat, yani geçmişteki uygulanan bir metodu 3D yazıcıda çocuklarımız projelendirdi ve çıktı olarak 3D yazıcıdan örnek alarak aldık. Yine burada 3D yazıcımızdan ben bahsedecek olursam, burada iki tane obje görüyorsunuz. Okulumuz 3D yazısından çıkarılan. Tabii ki bu bir gördüğünüz topografya. 5. sınıf yeryüzü şekilleri konusunu anlatırken dağları, ondan sonra ırmakları, denizi, ovayı, ondan sonra yani farklı yeryüzü şekillerini burada çocuklarımıza bir obje olarak tanıtabiliyoruz. Anlaması daha da kolay. Daha da kolay, aynen. Ve bunların çizimlerini çocuklarımız bilgisayarda kendileri de yapabiliyorlar. Ha. Hazır bir şekilde değil, hani onun çizimini, onun kodlamasını çocuklarımız bilgisayarda yapabiliyorlar. Bu da yine 4 parçadan oluşan Gelibolu Yarımadamız. Özellikle Çanakkale konusunu, Çanakkale cephesi konusunu anlatırken burada Gelibolu Yarımadası'nda atalarımızın hangi cephelerde, nerelerde düşmanla savaştığını, Çanakkale Boğazı'nın neresi olduğunu buradaki lejant bölümünde ben belirttim. Onların isimlerini çocuklarımız buraya yerleştirebiliyorlar. Yani tarihle teknolojiyi bir arada götürebiliyoruz. Evet, günümüz teknolojisini de takip ederek. Yine bunların çizilimi, bunların bilgisayar ortamına yerleştirilmesi çocuklarımızın da bilgi almasıyla gerçekleştirebiliyor. Ve bunları dersimizde materyal olarak kullanıyoruz. Hocam gerçekten çok güzel, hem anlattıklarınız hem de burada görsel olarak gösterdikleriniz. Ben şunu merak ediyorum aslında, hani biraz girdiniz o konuya ama genel olarak bizim Türk çocukları biraz tarih dersinden çekinirler. Evet, evet, hani evet, bunun pek çok sebebi olabilir. Şimdi o kadar güzel eğlenceli anlattınız ki, yerince incelendiğini söylediniz, yine bu şekilde teknolojiden faydalandığını söylediniz. Öğrencilerin dönüşü hani nasıl, yani tarihe olan ilgilerinin arttığını gördünüz mü? Yani kesinlikle özellikle yani bu yaparak yaşayarak öğrenme esnasında çocukların bizzat konunun içerisinde olması, kendilerinin aktif olması hem bilginin kalıcılığını daha da artırıyor, hem de öğrencilerimizin öğrenmesinde kesinlikle daha güzel dönüşler oluyor. Yine gezi gözlem tekniğinde de az önce belirttiğimiz gibi Ataya Yolculuk isminde Anıtkabir'e her yıl arka arka gezilerimiz düzenlendi. Gezi göz, yani dersimizde öğrendiklerini gerek o drama etkinliklerinde gerek gezi gözlem tekniğinde yerinde soru cevaplarını kullanmalarıyla bize bunu çok net gösterebiliyorlar. Aklıma gelen yine müze, bizim dersimizde müze gezileri çok çok önemli. Çocuklarımız geçmişte yaşamış uygarlıklara ait objeleri yerinde gördüklerinde, müzeye gidip o objeyle ilgili bize sorular, müze yetkililerine sorular sorduğunda inanın bilgi çok daha kalıcı oluyor. Az önce söylemiştim, yine yinelemekte fayda var. Çocuklarımızın ne kadar çok duyu organına hitap edersek, gözüne, kulağına, dokunmasına hitap edersek emin olun bilgi o kadar kalıcı oluyor. Ne kadar güzel. Gerçekten hani biraz klasik olacak ama şimdiki çocuklar hakikaten çok şanslı. Çok şanslılar. Hocam, son olarak yerel ve ulusal düzeyde yarışmalara veya organizasyonlara katılıyor musunuz? Evet, yani matematikle ilgili, ondan sonra teknolojiyle ilgili bilgi yarışmaları ya da farklı organizasyonlar olduğu gibi sosyal bilimler alanında da, tarih alanında da yerel düzeyde ve uluslararası ya da ulusal düzeyde yarışmalar olabiliyor. Mesela geçtiğimiz yıllarda ilçemizde sadece tarih bilgi yarışmaları düzenlendi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün. Hani tarihe çok ilgili olan öğrencilerimiz bu konuda kendini göstermek istiyorlar. Bu konuda da derecemiz var. Çanakkale Zaferimizin 100. yılı 2015 yılında ilçemizde düzenlenen tarih bilgi yarışmasında öğrencilerimiz bütün sorulara doğru cevap vererek birincilik elde ettiler. Aynı yarışmanın ertesi sene düzenlenmesinde ikincilik elde ettiler. Onun dışında diğer branşlarla birlikte bizim sosyal bilgilerinde içinde yer aldığı akademik bir bilgi yarışması düzenlendi. Bundan sanırım 6-7 yıl önce. Onda İzmir il birinciliğini elde etti çocuklarımız. Bizi ve ailelerini gururlandırdılar bu anlamda. Yani farklı ulusal düzeyde yarışmalar olabiliyor. İşte TÜBİTAK bilgi yarışmalarında tarihle ilgili farklı çocuklarımız
başvurularda ve yarışmalara katılabiliyorlar. Az önce anlattığım o Aydınoğlu Mehmet Bey Camii ile ilgili biz projede TÜBİTAK'a bir başvuruda bulunmuştuk. Farklı kategorilerden dolayı üst basamağa geçememiştik. Ama yani o hatta patenti bize ait olan bir isim vermiştik o projeye. DİNSEM, hani sistem değil DİNSEM, din kültürü, sosyal bilgiler ve matematik. Çok üç disiplin dalının bir arada bulunduğu bir TÜBİTAK başvurusunda çocuklarımız keyifli, güzel bu tür organizasyonlara katılarak hem ilgi ve yetenek duyduğu branşlarda kendilerini daha çok göstermiş oluyorlar hem de güzel bir onlar için deneyim oluyor bu anlamda. Yani sosyal bilimleri çocuklarımıza daha eğlenceli kılabilmek için biz de üzerimize düşeni öğretmen olarak yapmaya gayret gösteriyoruz. Gayret göstermeye devam edeceğiz. Hocam programı birazdan kapatacağım. Sizin söylemek istediğiniz son olarak neler var, ne söylemek istersiniz? Çok teşekkür ederim. Öncelikle böyle bir söyleşide sizinle bulunmaktan ben de çok mutlu oldum. Evet, bu pandemi sürecinde belli bir süre çocuklarımızdan fiziksel anlamda uzak kalmış olabiliriz ama online eğitimlerimizde çocuklarımızla sanal müze gezileri, ondan sonra sanal olarak tarihi yolculuklar, ondan sonra tarihi atlasları ve bölgelerin yerlerini eğlendirmede, aktarmada eğlenceli aktivitelere yer vermeye çalıştık. Ben en kısa zamanda öğrencilerimizle aynı fiziksel ortamda bulunmak temennisiyle dileyim, ümidiyle diyelim. Teşekkür ederim tekrar öğrencilerimize ve tüm öğrencilere sevgiler, saygılar. Hocam biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyenler, biz bugün Özel Dünya Koleji'nde eğitimi konuştuk, sosyal bilgileri konuştuk. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.